Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bu Sanal Gezginler Türkiye'yi Dolaşıyor adlı etkinlik projemiz için bir çalışma yapacağız sizlerle, proje öğrencilerimizle. Hoş geldiniz. Biz özellikle yaşadığımız yerlerden başlıyoruz, mahallelerimizden. Sonra çevremizdeki tarihi ve kültürel doğal mekanlardan başlıyoruz. Sonra ülkemizde ufuk turuna çıkarak ülkemizdeki tarihi ve kültürel değerleri inceleyeceğiz. Burada bizim özellikle öğrencimiz Emre, Trabzon'un yeni yapılan stadyumunu anlatacak bize. Hatta burayı çok gezdiğini söylemişti geçmiş derslerimizde. Emre, biz sözü sana bırakıyoruz. Sen yeni yapılan Trabzon stadyumunu bize bir anlat bakalım. Ne tür özellikleri varmış? Buyur. Burası Trabzon'un Şenol Güneş Stadyumu. Bir dakika. Bu stadyumun kapasitesi 40.782 kişi. Loca 122 locası var ve 80 engelli koltuğu bulunuyor. Yapımın başlama tarihi 24 Kasım 2013. Yapımın bitiş tarihi de 18 Aralık 2016. Bu stadyumda ilk maç 29 Ocak 2017'de yapıldı. Trabzonspor Gaziantep'i 4-0 yendi bu maçta. Yapım maliyeti tam olarak 350 milyon tutmakta. Mimarı Faruk Kanca. Buranın. Sen burayı gezdin değil mi? Bu salgın hastalık çıkmadan önce gezdin buraları. Ne tür özellikleri var? Ne tür gözlemlerin var burayla ilgili Emre? Öğretmenim, gezmek değil ama maçlara gitmiştim. Ha. Neler gördün oralarda o zaman? Işıklandırması çok fazla geceleri. Hı. Öğretmenim, sonra çok fazla seyirci katılıyor bu stadyuma. Bakın öğretmenim, her yer dolu neredeyse. Evet. Tabii şehirdeki trafiğin duruşundan anlıyoruz biz orada ne kadar adam olduğunu Emre. Öğretmenim, şuradan da bir tane yapım fotoğrafı vardı. Bir dakika. Hı. Emre şöyle yapabilir misin? Biraz yükselebilir misin? Bakalım Trabzon'un ne tarafına kalıyor burası? Bir de böyle bir kuş bakışı olarak biliyorsunuz haritalar kuş bakışı olarak hazırlanıyor. Okullarda da bu üniteyi görüyorsunuz şu sıralar. Şöyle bir yükselelim kuş bakışı olarak bakalım şehrin ne tarafında yer alıyor. Bir de istersen yukarıdan bize anlat bildiklerini bu statla ilgili olarak. Yukarıya şu an bir dakika çıkamıyorum da. İnsana tıklıyorsun Google'da insana tıklıyorsun sonra mouse'un misketiyle geri çekiyorsun şeyi. İnsana bir tıkla Google Earth üzerinde. Tıkladın mı? Evet. Yani şimdi mouse'a geri ha evet böyle yükseliyorsun. Burada neydi? Bu stadın Emre sözünü kesmeyeyim de Burası ne? yani bu Burası. stadın buyur sen buyur. Öğretmenim, otoparkı bir dakika. Otoparkın tam buradan göremiyorum ama şurası da öbür ayrıyetten statları. Burası Trabzon Gençlik ve Spor. Evet. Ben Bilmiyorum. şey söyleyeyim ek bir bilgi olarak sana yardımcı olmak için Emre. Özellikle burası denizde değil mi? Denizin doldurulmasıyla oluşturuldu Trabzon stadı. Eskiden biz çocukken bu stadın olduğu yerde yüzmeye giderdik. Oralarda dev biçiminde böyle bir şeyler vardı. Korunaklar vardı ve oralarda yüzerdik bizler. Tabii ki çocukluk zamanında bu oraların doldurulup da şimdiki stad haline geleceğini hayal dahi edemezdik. Ama tabii şehrimizdeki dönüşümlerden biri. Emre bir şey daha söyleyeyim devam etmeden önce. Özellikle bu eski Trabzon fotoğraflarını öğrencilerimize gösterirken geçmiş yıllarda ben buradaki resimleri de gönderdim. Katiyen inanmadılar bana. Burası stad, orası deniz olamaz şeklinde inanmadılar. Özellikle sizin yaş grubunuzdaki öğrenciler. Emre sen devam edebilirsin. Buyur.
Öğretmenim, bu stattan önce de Trabzon'un Avniyakar stadı vardı. Öğretmenim, benim daha söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ha, bu kadar bilgi edindin. Teşekkür ederiz Emre. Şimdi de bize Eymen Gümüşhane Köse Köyü'nü anlatacak. Şöyle bir ufuk turu yaparak Gümüşhane Köse Köyü'ne gideceğiz. Çocuklar biliyorsunuz bir yere gezmeden önce ne tür hazırlıklar, ne tür okumalar yapacağınızı biliyorsunuz. Hangi belgeseli izleyeceğinizi de biliyorsunuz belgesel olarak. Teşekkür ederiz Emre. Şimdi Eymen söz sende, bize yaşadığın köyü anlat, buyur. Tamam, sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Örtem, ben şeyden bağlanamayacağım. Örtem, çünkü ben tabletten giriyorum, bilgisayardan açıyorum. Hemen şöyle tamam. Gelelim. Şey yapalım, o zaman ben açayım şeyi. Sen Tamam, anlatırken... Örtem. Ama bir saniye şey yapamıyorum ben de. Bunu yapamıyorum şeyden dolayı. Emre sen bize Google Earth açabilir misin? Ve Google Earth'te bize Gümüşhane Köse Köyü'nü arat. Gümüşhane Köse Köyü'nü arat. Arkadaşın zorluk yaşıyor. O zaman ne yapalım? Ondan da dinleyelim. Şimdiki çalışmamız şöyle. Bir arkadaşımız başka bir evden, başka bir mahalleden... Başka bir arkadaşının yaşadığı köyü açacak Google Earth'ten. İkisi birbirine anlatımda bulunacak. Evet, Gümüşhane Köse. Evet. Arayayım mı? Ara. Evet, Gümüşhane Köse Köyü'ne gidiyor. Çok güzel. Şöyle köye bir gökyüzünden bir 500 metre kadar da yaklaş bize Emre. Sonra Eymen bize anlatsın. Ki köylerin biliyorsunuz yer şeyi yok. Yer görünümü yok. Evet inelim biraz netleşsin Emre. Biraz netleşsin. Şöyle biraz bekleyelim. Evet. Eymen başlayabilirsin. Nasıl bir köyün var? Nasıl bir tarihi var? Nasıl doğal özellikleri var? Evet böyle kalabilirsin. Örtem, Cumhuriyet döneminde Gümüşhane 1924 yılında kuruldu. İl olarak kuruldu. Örtem, Gümüşhane ve Köse Köyü'nün örtmenin yeşillikleri fazladır. Örtem, gezilecek çok çok yerler vardır. Örtem, Köse 1954 yılında ilçe olarak kabul edildi. Evet. Örtem, ne tür özellikleri var? Kanunla. Nasıl? Örtem, 3392 sayılı kanunla kabul edildi. İlçe olarak kabul edildi. Demek ki ilçe olmak kriterlerini taşıyordu. Ben şunu söyleyeyim. Sen bu köseye gittiğin zaman neler hissediyorsun, neler yaşıyorsun oralarda Eymen? Örtem, havası çok temiz. Yani ben oraya gittiğimde Örtem, boğazlarıma soğuk bir rüzgar vuruyor, açıyor boğazlarımı. Sağlıklı bir yer diyorsun. Evet Örtem. Peki buralarda özellikle elma çok güzeldir değil mi? Elma, tut. Örtem, her evin en az bir elma, incir ağacı vardır her evde. Ve pestil yaparlar değil mi? Gümüşhane pestili yaparlar. Özellikle tuttan. Evet öğretmenim. Hiç hatta yapımını... biz gidip gelirken alıyorduk. Evet çok güzel. Çünkü ben de Gümüşhane'de yaşadım çocukken 2 ay kadar gözlemlemiştim orayı. Ama benim yaşadığım zaman köse köydü, ilçe değildi. Şimdi öğretmenim, şey de söyleyeyim. Gezilecek... Hangi yıllar arasında yaşadı ailen oralarda? Öğretmenim, 1980 civarında doğdular öğretmenim bizim ailemiz. Öğretmenim, annemler. Öğretmenim, yani bir gidip bir geliyorlar, bir gidip geliyorlar ama öğretmenim orada 20 yıl civar bir şey kalmışlardır. 20-30 yıl. Anladım. Şey söyledin başlangıçta, çok gezilecek yerler var dedin. Nereler var örneğin buralarda gezilecek? Örneğin biz yani köseye gittiğimiz zaman nereyi tavsiye edersiniz? Yani örtem, gezilecek yer derken şöyle örtem, bir yerde oturup sohbet edilecek çok restoran var, o anlamda dedim.
Ha çok yani evet güzel. Onlar güzel. Tabii doğal doğası da güzel bir yer değil mi buranın? Evet Değmen. haklıyorum. Burada genelde buğday, arpa türü ürünler mi yetiştiriliyor ve hayvancılık yapılıyor herhalde? Evet haklıyorum. Örtem yollarda da çoğu zaman arabalardan çok hayvanlar geçiyor. Tabii evet sürü bakıldığı için tabii ki özellikle Anadolu'nun içlerine gidildiği zaman görünen manzara bu. Ama çok doğal bir şey bu. Yani insanlar bu güzelliği yaşayınca çok da mutlu oluyorlar. Ve ben eminim ki senin ailen bu manzarayı görmek için sık sık gidiyordur köseye. Öğretmenim şu anda kösede biz bir iki katlı ev yaptırıyoruz öğretmenim. Evet. Daha yapılmadı ama yaptıracağız. Yani öğretmenim projeyi verdik ama daha yapmadılar. Şu anda yapmadılar. Öğretmenim yapılınca orada kalacağım ben hep. Ben Ne köseye güzel. az gitmişimdir ama öğretmenim ailem kalmıştır bayağı. Peki Ben şunu 3-5 söyleyeyim. kere... Örneğin köseye ben gittiğim zaman ben gitsem şimdi köseye bana nereleri görmemi tavsiye edersin? Örneğin ilk başta köseye hiç girmeyin siz. Dışarıda örneğin yeşillikler var. Örneğin o yeşillikler çiçek dolu orası. Biz oraya örneğin orada yani oturup keyif çatmanızı bekleriz. Eğer şeyiniz de yanınızdaysa Evet. sizden iyisi yoktur. Semaver yakarsınız yani. Evet örneğin. Peki insanlık ilişkileri nasıl burada? Komşuluk ilişkileri nasıl? Çocuklar neler oynarlar? Senin arkadaşlık ilişkilerin nasıl buraya gittiğin zaman arkadaşlarınla? Öncelikle arkadaşlık ilişkilerinden başlayalım. Benim orada çok arkadaşım yok. Daha çok kuzen civarı bir şeylerim var. Ben oraya az gittiğim için öğretmenim. Evet. Öğretmen başka ne sormuştunuz? Bir de komşuluk ilişkileri. Biliyorsunuz biz Ha öğretmenim. eskiler ah o eski komşuluklar dediği için size soruyorum. Yani biliyorsunuz komşuluk bir değerdir, bir yardımlaşma bir değerdir. Örneğin benim annemle konuştuğum zaman hemen şunu diyor. Nerede o eski komşuluklar? Ve bütün anneler, bütün babaanneler, bütün dedeler bunu diyorlar. Ben de o yüzden hepinize soruyorum bu komşuluk nasıl buralarda şimdi? Köse'de nasıl? Komşuluk burada etkimiyor. Evet, insanlar birbirlerini tanıyor. Birine sıkıntısı olunca toplanıp o sıkıntıyı gideriyorlar. Biri hasta Evet olunca örtüyorum. herkes ziyaretine geliyor. Herkes birbirinin hal hatırını soruyor. Özellikle bayramlarda çok yoğun oluyorlar. Herkes birbirini ziyaret etmenin derdine düşüyor. Değil mi Eymen buralarda? Bayramlarda evlerde oturulacak yer yok. Evet, herkes birbirinin ziyaretine düşüyorlar. Evet. Bir de düğünleri anlatamam. Düğünler olduğu zaman bırak o kösenin Örtem içindeki kına insanlar. sıkıyorlar. Evet. Çevre yerlerden geliyorlar ve çok güzel bir şey var. Düğüne gelen misafirleri yemek ikram etmeden göndermiyorlar. Herkese çok özel hediyeler veriyorlar. Bu kültürünü çok sevdim. Yani Anadolu'nun içlerinde özellikle bunlar çok güzel. Köse'de de eminim öyledir. Çok güzel Örtem özellikler Kosova'nın var. iklimi tarafın iklim olarak geçiyor bir de. Evet. Çocuklar o zaman şunu da söyleyelim. Gördüğümüz bütün bu güzellikleri yaşayalım ve gelecekte de yaşatalım. Bunlar da bizim görevimiz olsun. Eymen var mı başka bir söyleyeceğim bir şey köse ile ilgili? Örtem teşekkür ederim. Yok örtem bu kadar. Tamam. Biz sana teşekkür ediyoruz. Emre'ye de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel tanıtımda bulundunuz çocuklar. O zaman bir diğer proje çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben BYF 1'den Gizem Albayrak. Bugün sizlere Ayasofya Camii'yi anlatmaya çalışacağım. Ayasofya, Trabzon İmparatorluğu'nun kurucusu olan 1. Maniyel tarafından 1950 ve 1960 yılları arasında yaptırılan kilisedir. Ayasofya kelime anlamı olarak kutsal bilgelik anlamını taşır. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinden sonra da kilise olarak kullanılan yapı 1584 yılında camiye dönüştürülmüştür. Bir süre daha ibadete kapalı olan yapı Müslüman cemaatinin topladığı para ile
ustalara onartılmış ve cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine Ruslar tarafından işgal edilmiş depo ve askeri hastane olarak kullanılmıştır. 1964 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Eskiden kilise ve müze olarak bilinen Ayasofya Camii, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra tekrar Müslümanların ibadetine açılmıştır. Bizans mimarisinde çok yaygın olan dört sütunlu ve kapalı haç planına sahip bir yapıdır. Kapalı haç derken arkadaşlar, bunun üstten baktığımızda bu şekilde haç şeklinde bir yapısı var. Tam ortada yüksek kasnaklı kubbe bulunmaktadır. Buradan bahsediliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Güney Cephesi'ne geçelim. Aynı zamanda Ayasofya'nın çevresi ağaçlarla süslenmiş gibi çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Burası şu anda bulunduğumuz yer Güney Cephesi ve burada taş işçiliği ön planda tutulmuş. Trabzon'daki uygarlıkların neredeyse hepsinden bir iz görebiliriz arkadaşlar. Burada Roma döneminden sütun başlıkları bulunuyor. Şuradaki sütun başlıkları Roma döneminden arkadaşlar. En yukarıda bir kartal var. Bunun da yine hemen altında iki tane sırt sırta iki güvercin sırt sırta vermiş bir şekilde duruyor. Onun da altında dört yapraklı yonca şeklinde bir pencere var. Açık bir pencere var arkadaşlar. Ama bunun en ilgi çekici kısmı buradan sağdan sola doğru yapılan mermer kabartmalar. İlgi çekici olmasının nedeni ise burada Hazreti Adem ve Havva anlatılmakta arkadaşlar. Ve bu tarafta Hazreti Adem ve Havva'nın yaratılışı ve şeytanın yılan kılığına girip onları kandırması. Burada ise Hazreti Adem ve Havva'nın cennetten atılmasıyla Kabil'in kardeş Habil'i öldürmesi var arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda iki yanda da Kontus Krallığı'nın ay yıldız simgesi bulunmakta arkadaşlar. Ay ve yıldız iç içe bir şekilde. En üstten başlayacak bir şekilde iki yana doğru ilerleyen üzüm salkımları var. Bunlar iki yana doğru bu şekilde ilerliyor ve bereket anlatılmaya çalışıyor burada arkadaşlar. Şimdi bu yapının bir de içine gidelim. Bu şekilde bir içine de bakalım. Hemen sağ tarafta bir ayet görüyoruz. Bu ayetin anlamı mescitler ancak Allah'ındır. Ondan başkasına ibadet etmeyiniz arkadaşlar. Bunun hemen karşısında ise bir fresk var. Yani bu ayet bu freske karşılık olarak da yapılmış diyebiliriz. Fresk kiliselerde Tanrı tasviri olarak biliniyor ve Hazreti İsa'nın hayatını anlatıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yapının kuzey cephesine geçelim. Burası arkadaşlar yapının kuzey cephesi. Bunun en üstünde bir haç motifi var.
Aslında bu cephede oldukça sade bir işçilik var. Sadeliği dengelemek için sütunların taşıdığı duvarda Selçuklu madalyonları bulunmakta arkadaşlar. Şu üçü yan yana Selçuklu madalyonları bulunmaktan. Geometrik bir şekilde bunlar. Trabzon'a ticaret amacıyla gelen Hristiyan denizcilerin çizdiği gemi resimleri ile notlar da burada görülmekte arkadaşlar. Şimdi bir de yapının batısına göz atalım. Evet arkadaşlar, burası yapının batı tarafı. Bunun giriş kapısının her iki yanında da mukarnaslı mihrabiyeler görüyoruz arkadaşlar. Bunlar her iki tarafında da var bundan. Burada yer alan sütunların başlıkları devşirme olup birisi kroyant tarzında yapraklı, bu yapraklı olan. Diğeri ise sırt sırta dönmüş güvercin motifidir. Bu da güvercin motifli olan arkadaşlar. Şimdi bir de yapının iç kısmına göz atalım. Şekilde. Evet arkadaşlar, burası yapının ibadet için kullanılan kısmı. Buranın üstünde ve yanında perdelerle kapatılmış. Bunun nedeni heykeltıraşların ve resimlerin görünmemesi arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.